Sürtünme kuvvetiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Buyurun hocam. Evet. Şimdi o kadar bahsettik sürtünme kuvvetinden. Hep ihmal ettin. Siz evet, fizikçiler yok, fenciler yok musunuz? Hep ihmal ettik. O yüzden biraz ihmalimizin borcunu ödeyelim değil mi? Hadi artık? Biraz ciddi alalım. Onun için bir başlık açalım. Şimdi sürtünme olması için ben şu an mesela sürtünmeyi yaparken ne oluyor hocam? Yüzeyler birbirine sürtüyor. O zaman sürtünme olması için temas gerekir değil mi? İki avucumun da temas öyle etmesi gerekir. Sürtünme kuvveti de buradan aklınıza kalabileceği gibi temas gerektiren bir kuvvettir. Şimdi temas gerektiren bir kuvvettir. Kuvvetse ne yapacak? Aslında sürtünme kuvveti derken, kuvvet dediğimiz zaman hani duran bir cismi harekete geçirebilir, hareket eden bir cismi durdurabilir diye bir sürü tanımı var ya. Evet. Sürtünme kuvveti duran bir cismi harekete geçiremiyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Ne yapacak sadece? Hareket eden bir cismi durdurabiliyor ya da ya hareket halindeki hareket haline geçmesini zorlaştırıyor aslında. Hep her zaman aslında bizim sürtünme kuvveti harekete karşı gösterilen bir direnç olarak aklımızda kalması faydalı olacaktır. Değiştirdim. Evet. Şimdi sürtünme kuvvetini günlük hayatta nasıl fark ediyoruz? Şimdi biz burada bir kutu çizdik ama bunu aynı şekilde bir ne bileyim top olarak düşünebilirsiniz. Metal bir topu bıraktığınız zaman metal top ilk bıraktığınız yüksekliğe kadar yükselmez hiçbir zaman değil mi? Aynen. Daha az düşük bir noktaya yükselir. Buradan geri dönerken daha düşük bir noktaya yükselir. Sonra şurada bir yerde durur. Ne yapar? Durur. Ben hepsini kare çizdik. Bunu da kare çizerim. Mesela şuradan gitti, buraya geldi, buradan geldi, şurada bir yerde, sonraki de işte gitti, şurada bir yerde durdu. Durdu. Yine yuvarlak çizim ya. Şimdi ne oldu? Bunun nedeni ne? Bu harekete karşı gösterilen dirençten yani sürtünme kuvvetinden dolayı yavaşladı ve durdu. Peki sürtünme kuvveti hareket yönünde olabilir mi? Hayır. Hayır, mümkün değil. Her zaman çünkü harekete karşı gösterilen direnç bir zorluk bir, olacaksa... Evet. Ne olması lazım? Harekete zıt. Mesela hocam şu an kalkmak istese, ben onu durdurmak istesem ne yaparım? Ters yönde kuvvet uygularım değil mi? Hadi kalkarken, hadi bakalım daha çok kalk dersem ne yapar? Aynı yönde kuvvet uygularsam. Aynen öyle. Senin hareketini zorlaştırmaz. Sürtünme kuvveti de mesela burada olduğu gibi hareket yönüm eğer beyaz okla gösteren yöne ise sürtünme kuvveti ters yönde olacak ve onu yavaşlatmaya ya da durdurmaya çalışacak. Aynen öyle. Değiştireyim mi? Değiştir hocam. Sürtünen yüzeyler, bir an simsiyah gördüm burayı ben da. Ben de bakayım dedim ne var. Acaba değil mi? Yanlış resmi koyduk. Sürtünen yüzeylerde ışık, ısı ve ses çıkışı gözlenebilir. Örnek, kibriti alıp çaktığımız zaman ne olur karanlık bir ortamda? Sürtünmeden dolayı... Bir ışık çıkar. Sürtünmeden dolayı buradaki barut ısınır ve alev alır. Evet. Veya... Ellerimizi birbirimize sürttük. Ses geliyor. Ses Isınırız çıkıyor, belli bir süre ısınıyor sonra. Değil mi? Aynı şekilde. Hatta biraz daha da sürtersek kıvılcım bile çıkarabiliriz. Yani ışık çıkışı da olabiliyor. Geçtim. Şimdi sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu şeylere bakacağız. Şimdi hocam hangisinde daha rahat koşarsın? Tabii ki bunda. Tabii ki. Ben ikisinde de koşamıyorum. Şimdi. Ben hani... de ama. Evet. Bu umut diye ben bunda dedim. Hangisinde daha rahat yürürüz dersek şunda daha rahat yürürüz veya daha rahat koşarız. Ya da araba daha hızlı gider. Aynen daha araba daha hızlı gider. Neden? Çünkü dikkat ederseniz burada bir sürü pürüzler var. Koca koca çukurlar var. Dikkat ediyor musunuz? Evet. Aynı çukurlar burada da var ama çok çok küçükler. Yani hareketi zorlaştıran etki burada çok az. Kalkmış gibi. Aynen. Topa vurdunuz. Burada top daha ileri giderken burada topa vurursanız top çok daha kısa bir mesafede durur. Bunun nedeni nedir? Sürtünme kuvvetinin fazla olması. Etkileyen kuvvet fazla. Şimdi o zaman sürtünme kuvveti neye bağlı ilk olarak? Sürtünen kuvvetin yüzeyin cinsine bağlı. Mesela burada top, yani tabii ki çok abartı bir örnek ama sürtünen kuvvetinin yüzeyi. Mesela ne diyeyim size? Hocam araba, bisiklete biniyorsunuz. Bisiklet asfaltta mı daha iyi gider yoksa çakıl yolda mı? Tabii ki asfaltta çünkü asfaltta. Etki eden kuvvet az. Aynen. Peki şöyle desem hangisinde etki eden sürtünme kuvveti daha fazladır? Tabii ki şeyde, çakıllı yolda. Gibi. Sürtünme kuvvetinin bir diğer etkili olduğu şey cismin ağırlık. Ağırlığı. Yani şöyle düşünün. Çok kilolu bir insan 5 kilometre yol yürürse mi daha çok yorulur yoksa çok zayıf bir insan 5 kilometre. Tabii aynı bedensel güçten bahsediyoruz. Tabii ikisi sporcu değil. İkisi de günlük hayatta aynı. İdeal insanlar. Aynı ideal insanlar. Yani memur ikisi de. Biri göbekli, biri çok zayıf. Hangisinin daha çok yorulmasını beklersiniz? Tabii ki göbeklinin. Tabii ki göbeklinin. Çünkü daha çok sürtünme kuvvetine maruz kalıyor. Mesela ben bunu çocuklara anlatırken şöyle diyorum. Maraton koşucularına bakarsanız adamlar bizim yarımız kadar hocam. Neden? Çünkü adam sürtünme kuvvetine ne kadar az maruz kalırsa o kadar iyi. Şeyler var ya bir ara popülerdi. Basketbolcular falan bacak tüylerini alıyorlardı. Şey sürtünme azalsın hesabı. Aynen.
ne yapıyorlar? Oradaki o su hava sürtünmesini azaltıyorlar ama bizimki daha çok yer sürtünmesi olacak. Cismin ağırlığına bağlı ağırlık arttıkça sürtünme de artacak. Yani hareket zorlaşacak. Şimdi burada çocukların çok takıldığı bir şey var. Bu ne hocam? Ben bunu idrak edemem. Ayak şu ne biliyor musunuz hocam? Şimdi bu Çinlilerin bir yöresinin bir özelliği aslında. Bu resmi koymamızın nedeni şu. Burada çocukluktan itibaren böyle metal ayakkabılar var. Çinli kızlara giydiriliyor. Ayakları büyümesin diye. Çok, çok küçük mesela nasıl diyeyim ben size işte 15 numara 20 numara bir ayakkabı. Tam şu an atıyorum şimdi ama küçücük bir ayakkabı. Ve sürekli o ayakkabıyı giydiği için ayağın büyümesi engelliyor. Ayağının büyümesini engelliyorlar. Böyle küçük bir ayak kalıyor. Yani bu resmi o yüzden koydum buraya. Burada da büyük bir ayak var. Yani aradaki farkı görün diye. Şimdi peki bu iki resmi niye koyduk? Sürtünme kuvvetiyle alakası ne? Yüzey alanına bağlı değil. Bağlı. Örneğin iki kişi var. Düz bir yolda yürüyorlar. İkisinin de ağırlığı işte ne bileyim 60 Newton olsun. Bunun ayağı 36 numara. Bunun ayağı 44 numara. Daha geniş. Daha büyük, daha geniş. Yere yaptıkları, daha doğrusu maruz kaldıkları sürtünme kuvveti arasında fark var mı? Hayır. Yok. Aynı yolda yürüyorlar. Aynen öyle. Ağırlıkları aynı. Ayak tabanları, yani taban alanı. Yüzey alanı. Sürtünmenin yüzey alanıyla bir alakası yok. Yani bunu genellikle şöyle sorularda falan soruyorlar. İşte taban alanına 2S veriyor. Taban alanını S veriyor. İşte ağırlıkları aynı diyor. Aynı yüzeyde gidiyorlar. İşte ikisi de kum olsun mesela. İkisi de kum yüzeyde giderken eşit sürtünme kuvvetine maruz kalıyorlar. Çünkü ağırlıkları ve sürtünen yüzeylerin cinsi aynı. Aynı. Soru çözümü videolarında zaten mutlaka bir tane ayarlayacağım içine. Şimdi sürtünme kuvvetini azaltmak için ne yaparız? İnceltiriz. Evet. İnceltiriz, küçültürüz olabildiğince. Aynen pürüzsüz öyle. Hale getirmeye çalışırız değil mi? Mesela masada elimize bir kıymık batmaması için ne yaparız? Sabahtan akşama kadar. Tabii biz yapmıyoruz böyle bir şeyi de. Zımparayla. Yani zımparayla ne yapıyor? Üzerine düzlüyorlar. Ve niye azaltıyorlar aslında? Sürtünmeyi. Sürtünme kuvvetini azaltıyorlar. Mesela buz pateni yapan birisine, daha doğrusu buz paten pistini düşündüğünüz zaman, buz pateni pistini, buzun üstü böyle şey gibidir, böyle kaymak gibidir, dümdüzdür. Giydikleri ayakkabı da incecik. Aynen. Tabana ait. Giydikleri ayakkabı da incecik tabanı ve tabanlarına baktığınız zaman pürüzsüzdür. Evet. Böyle şey gibidir. Nasıl diyeyim jilet. Size? Jilet gibidir. Böyle dümdüzdür ayakkabının altına baktığınız zaman. O zaman sürtünme azaltmanın yollarından biri ortamdaki pürüzleri yok etmek. Azaltmak, minimuma indirgemek. Hiçbir zaman yok edemeyiz ama minimuma indirgemek diyelim. İkinci olarak sıvılardan yararlanmak. Ne demek sıvılardan? Motor ya. Bravo, aynen motor ya. Piston. Evet. Niye motor yağı kullanılıyor? Yağ sürtünmeyi azaltır, evet. Isınmayı zorlaştırır. Kesinlikle. Metal aksam, motorun içindeki metal parçalar birbirine sürttüğü zaman aşınır. Aşınır ve ısınır. Aşınır ve ısınır. Arasına yağ sürerseniz ne olur? Bu sürtünme azalır. Azalır ve daha hızlı hareket eder. Aynen öyle. O zaman ikinci sürtünme azaltmamızın yolu neymiş? Sıvı kullanmak. Sıvı kullanmak. Üçüncü olarak da sürtünmeyi azaltacak şekilde tasarlanması. Araçların. Aynen araçların. Geminin böyle yapılması. Mesela. Aynen geminin ucu V'dir mesela. Niye? Çünkü sürtünmeyi azaltmaktır. Yaratılacak alttan da akış sağlayacak. Aynen öyle. Mesela arabalara baktığınız zaman arabanın aerodinamik yapısı derler mesela. Şöyle cam rüzgarı aynen. Böyle alır. Gidip de böyle dikdörtgen bir araba görmezsiniz. Neden? Böyle hafif eğimli arabalar evet. Görürsünüz her seferinde. Çünkü rüzgarı önden alıp hızlıca arkaya versin ki arabaya az bir tırların da zaten üst kısmına böyle bir şey yaparlar. Yani tır düzdür evet. Ama üstte bir rüzgarlığı vardır. Aynen. Rüzgar alıp atsın diye. Aynen. Mesela yarış aralarına bakarsanız yere çok yakındır. Yüksekliği çok azdır. Daha az sürtünmeye maruz kalsın diye. Yani araçları özet olarak bizim sürtünmeyi azaltmak için 3 tane yöntemimiz var. 1. Yüzeyi pürüzsüzleştirmek. 2. Yağ kullanmak. 3. Şekli ona göre tasarlamak. Aracımızın şeklini ona göre tasarlamak. Şimdi burada bir not koydum. Notun nedeni şu. Bu çok fazla çıkıyor. Böyle çocuklar çok burada ters köşeye yatıyor. Mesela böyle halterciler, jimnastikçilerin, bilmem nelerin işte ellerine pudra sürerler. Terlemesin diye düşünürüm ben onu. Pudrayı sürmesinin nedeni sürtünmeyi arttırmak mıdır, azaltmak mıdır? Ben o açıdan hiç düşünmedim. Terlemesin diye. Arttırmaktır muhtemelen. Arttırmaktır. Ama pürüzlü çünkü aynen pudra. Aynen öyle. Burada çocuklar tanecikli bazen yaptım. Ters köşeye yatabiliyor. Aynen hocamın dediği gibi tutunmayı arttırmak için ne yapması lazım? Elinizin kaymaması lazım. Evet. Kaymaması için de sürtünmenin ne olması lazım? Fazla olması lazım ki kaymayın. Ağırlık çalışanlar da bilir o barlarda tırtıklı kısımlar evet, vardır. Evet, o aynen tırtıklıdır. İşte halterciler kaldırırken ellerine pudra sürer. Pudranın amacı tekrar söylüyorum sürtünmeyi arttırmak.
kanımız. Çünkü birebir soru olarak zart diye geliyor. Zararlar. Zarar ne olur? Enerji kaybı. Enerji kaybı. Masraf. Aynen. Saatlerce işte ne yaparsın? Arabanın işte aksamlarında sıkıntıya sebep olur. Sürtünen yüzeyler aşınır. Bunu atladım bir anda. İşte elbiselerin, mesela pantolonların gel böyle A kısmı aşınır sürtünmeden. Değil mi? Eşyalar elbiselere yıpratır. Enerji kaybına sebep olur. Neden? Arabayla giderken mesela. Çok benzin harcarsınız. Tabii kötü. Yani çünkü senin sürtünme kuvveti hareketini engellemeye çalışıyor her seferinde. Onu yenip harekete gidiyorsun. O yüzden enerji kaybına sebep oluyor. Aşırı ısınma sonucu yangınlara sebep olabiliyor. Yani bu genellikle böyle yazın ormanlık alanlarda büyüteç müyüteç hariç böyle normalde kendiliğinden çıkan yangınlar oluyor. Rüzgarın aynen. Kuru dallara sürtmesiyle beraber yangına sebep olabiliyor. Başka neyi varmış bunun? Yararlarına bakarsak mesela dedik ya aracın hareket etmesini zorlaştırıyor ama neyini kolaylaştırıyor? Durmanı kolaylaştırıyor. Evet, bir de o açıdan bakmak aynen. lazım. Kolay hareket etmemizi sağlar derken ondan bahsediyor. Mesela buzun üzerinde mi daha rahat yürüsün? Asfalt yolda mı? Tabii ki asfaltta. Asfalt. Hangisi daha fazla sürtünme var? Asfaltta. Asfaltta. Orada da bir enerji kazancı oluyor. Aynen. Kolay enerji kazancı demeyeyim. Kolay hareket etmemizi sağlıyor. Tamam. Çok önemli. Yazı yazmamızı sağlıyor. Sürtünme olmazsa yazı yazabilir miyiz? Yok. Hayır. Sürtünme nasıl oluyor? Kalemin ucu sürtünmeden dolayı iz bırakıyor. İz bırakıyor aslında çocuklar. Bu nedenden. Frene basınca söyledik duramazdık. Buzlu yolu düşünün. Buzda sürtünme hazır. Frene bastın mı gidersin gider, saatlerce. Döne döne gider. Bu kadar söyledik kar mı yağacak nedir hocam? İnşallah. Eşyalarımız hareket etmeden durur. Mesela şu bu an burada oturabiliyorsak niye? Sürtünmeden dolayı veya ne bileyim bir şeyi ittik durdu. Niye durdu? Çünkü sürtünmeden dolayı. Uzaydaki yani uzay mekiğinde böyle bazı adamlar havada uçuyor ya böyle eşyalar. Mesela ne bileyim sürtünme adam atıyor. Oh gidiyor hiç durmadan. Niye sürtünme yok çünkü. O gibi güzel. Diyebiliriz.